Neden dersiniz? Neden? Çağdaş. Ondan sonra iyi kötü bir tecrübesi olan, geleceğe yatkın, aydın insan. Biz bunların geçmişini de gördük. Adam diyor Ulaştırma Bakanı'yım, bu işleri ben çok iyi biliyorum. Biz o tren faciasını da gördük. Çok da iyi biliyoruz. Onun için diyorum ki Ekrem İmamoğlu. Vallahi ben Ekrem İmamoğlu'nun ve dualarını ciddi görüyorum yani ha. Ya bunları tabii zamanda yapmışlar. Biz onun için bir değişiklik olsun yani. Bu adam hala gelsin ki başa belki daha vaatleri güzel olur. Daha halka hizmet yapar. Daha bir değişiklik olur. Belediye hizmet içindir. Başka bir şey için değildir. Siyaset yeri değil belediye. Belediye hizmet yapmayan insanı 5 sene sonra onu da yollayacaklar. Bu öyledir. Bu kadar yani. Benim görüşüm şimdi budur. Gayet budur. Değişiklik olsun. Ha bir değişiklik olsun tabii ya. Biz başarı bu gelsin. Bu adam gelsin. Hala bakalım icraatını görelim. Hala bakalım icraatı nasıldır. Acaba daha mesela getiriyor işleri, iş veriyor halkımızı ekonomi için belki daha güzel olur, daha şey olur. Bak işçilerimize, şeylere, öğrencilere şey vermiş. Ya burs vermiş. Bilmem ne işte bir hizmetleri olmuş yani bu. Herkes biliyor yani üzerindedir. Basın da biliyor, siz de biliyorsunuz. Her şeyi biliyorsun. Onun için bir deneyelim yani. Bir halkımız bir denesin İstanbul'a. Ne olur yani? Ya açıkçası şimdi seçimlerden önce çoğu rakip güzel vaatler öne sürer ama biz biraz deneme yoluyla da olarak yaklaşık 15 yılı aşkındır aynı hükümetin adaylarının vaatlerini dinliyoruz. Ve vaatlerden sonra da seçimin kazanıldıktan sonra aslında vaatlerin ne kadar hayata geçirildiğini inceleme fırsatı buluyoruz. Maalesef o kadar başarılı değil şu anki hükümet ve uzun yıllardır İstanbul'u yöneten partinin adayları. Bu yüzden aslında yine de ikisinin de adayları iyi, adaylarının vaatleri iyi olmasına rağmen ben Binali Yıldırım'ın açıkçası vaatlerini gerçekleştireceğine inanmıyorum. Zaten 2014 yılında da en ufak bir örnek verecek olursak 10 GB gençlere 10 GB ücretsiz internet vereceğini söylemişti. Ama şu an öyle bir şey mevcut değil. Bir de hani dünya siyasetini, siyaset tarihini incelediğimizde de değişimin sürekli gerekli olduğunu, özellikle bu gerekliliğin iktidarın kişiselleşmesinin önlenmesi açısından çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu yüzden uzun zamandır İstanbul'un aynı partide yönetilmesi, hani bunu halk tercih etti. Tabii ki de saygı duyuyorum. Şimdi halk 31 Mart'ta farklı birini tercih etmişti. Buna da saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Peki şu anki belediyecilikte neler düşünüyorsunuz? İstanbul çok kalabalık ve belediyeciliğin popülasyonun bu derece artmasıyla ortaya çıkan asayiş sorunları başta olmak üzere sağlık, eğitim, ulaşım gibi sorunları çözüm önermesini istiyoruz. İşte gençlerin çok fazla sorunları var. Mesela işsizlik. Buna bir çözüm bulunabilir. Ondan sonra sağlık mesela en ufak bir randevu bile hemen alamıyoruz. Çok fazla kuyruk var. Bu çözülebilir. Yardım var mesela. Ben şeyden çok rahatsızım mesela. Uzun zamandır Esenyurt'ta yaşıyorum ama iyi yerde olanların hepsi uzun zamandır Esenyurt'u yöneten partinin düşüncesindekiler. Ben bundan rahatsız oluyorum. Yani hakkaniyete ve liyakata uygun bir sistem olmasını istiyorum belediyede de ülkede de. Peki şu anki bir aylık süreçte buna neler söylemek istersiniz? Nasıl yani hizmet ediyor mu bir aylık? Ya şimdi bir aylık bir sürede ne yıllarca yapılan hizmetler bir an bitirilebilir ne de yıllarca ortaya çıkan sorunlar bir anda tamamen sonlandırılabilir. O yüzden bir ay çok kısa bir süre ama hayırlısı olsun hakkımızda. Pek fazla bir şey göremedim çünkü bir ay. İşte bu sorunuzu bir yıl sonra, iki yıl sonra daha objektif şekilde cevaplayabilirim. Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hoşuma gitti. Neden? Gençtir, dinamiktir. Değişim şart diyorsunuz. Evet, değişim şart. Şart tabii de, değişim. Niçin peki? He? Niçin peki? Ya bir insan 15-16 senedir iktidarda. Bak nefes alamıyoruz. Her taraf bak kapalıymış, nefes alamıyoruz. Gezilecek bir yeri yok, parkı yok, herhangi bir şeysi yok. Doğru mu? 16 senedir bunlar hiçbir şey yapmadı. Sadece betonlaştırdı Esenyurt. Kesinlikle Ekrem İmamoğlu. Düşünmeme gerek yok bile. Nedenine zaten açık ve ortada. Vaatler sadece önemli değil. Siyasiler için vaat vermek çok basit bir şey yani. Ben şunu yaparım, ben bunu yaparım demek
çok basit bir şey. Önemli olan yapmaktır, bu samimiyeti de millete aktarmaktır. Benim gördüğüm kadarıyla zaten 17 senedir mevcut bir yönetim var. Dediğim gibi az önce de tekzip ediyorlar kendilerini her halükarda. Aldatıldık, aldattık falan filan diye işte bu şekilde. Değişim şart yok. Kesinlikle değişim şart ki bu, yani ben kapalıyım ki, benim gibi bir sürü kapalı var ve bizlere hain, türbansız bilmem ne diye itham ediyorlar. Bu bunu birazcık daha katlandırıyorlar yani. Bu bizi biraz daha hırslandırıyor. Az önce de görüştüm zaten başka arkadaşlarla. Bu şekilde yani. Ekrem İmamoğlu. Çünkü o daha dürüst, daha canlı konuşuyor. Bugüne kadar AK Parti geçti başa. Bugüne kadar hep vatandaşlar yoksul kaldı. Onun için Ekrem İmamoğlu gelsin. Bir de onu deneyelim. Ve Kemal Deniz Bozkurt hakkında neler söylemek istersiniz? Esenyurt daha gelişsin, daha güzel yerlere gelsin. Vatandaşlar işsizlikten kurtarır. Ekrem İmamoğlu. Neden? Yani şu ana kadar Esenyurt'ta bayağı bir gelişmeler yapıldı. Ama kimse memnun değil. Genelde de öğrenciler çoğunlukla. Yani iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü işsiz oranı çok. Suriyeliler doldu Esenyurt'a. Yani genelde burayı terk etmek isteyen çok kişi var. Okullarda da mesela çok sıklıkla kötü şeyler oluyor. Mesela okullarda Suriyeliler var. Onlara ayrıcalık tanınıyor. Yani bunun bizim ülkemizde olmaması gerekiyor. Ve çoğunlukla İstanbul'da, Esenyurt'ta var. İstanbul yani büyük bir şehir. Bence olmaması gerekiyor. Olsa da daha az nüfuslu bir şeyler. Çünkü burada insanlar hak almıyor. Yapılacak işler kalmıyor. Kalabalık şehirlere geliyorlar çoğunlukla. İşsizlik oranı zaten çok oluyor. Mesela öğrencilere de olmuyor. Mesela otobüslerde de, akbillere de mesela indirim yapılmadı. Mesela çoğu şeylerde haksızlık tanınıyor. Okullarda, işlerde. Her yerde haksızlık var yani. Peki Kemal Deniz Bozkurt'tan neler bekliyorsunuz? Neler bekliyorum? Yani hak istiyoruz ilk öncelikle. Öğrencilere, çocuklara. Haksızlık var çoğunlukla. İş imkanı istiyoruz yani. Yani mesela okullarda destek bekliyor bazı öğrenciler. Mesela desteği, durumu olmayanlar var. Herkese hak, birlik, beraberlik istiyoruz. Valla ben İmamoğlu'nu daha çok tercih ediyorum. Çünkü birebir dürüst bir insan görünüşte. İnşallah tabii ki o da diğer milletvekilleri gibi olmaz. Ben açık söylemek gerekirse bu insanın en çok hakkını yendiğini daha da çok düşünüyorum. Ha ben bir CHP, bir AK Parti, bir MHP gibi bir partizan olarak düşünmüyorum bunu da. Şimdi bu insan tabii ki genç, yeni nesiller illaki lazım. Şimdi bakıyorsunuz çevrenizde, ben Esenyurt'un 1985 senesinden beri Esenyurt'tayım. Esenyurt'un çamurunu da her şeyini de çok çok iyi biliyorum. Tabii o zamanlar Çapan döneminde, Çapan onun da hakkını yememek lazım. Tabii ona da haksızlık yapıldı. Ona da tabii ki haksızlık yapıldı. Şimdi bakıyorsunuz Esenyurt'un o zaman 200-300 hanesi vardı. Şimdi bakıyorsunuz Esenyurt'ta nereden baksanız 2 milyon insan var. Ortalama 2 milyon insan var. Şimdi bir binaya girdiğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki kimin ne olduğunu, ne bittiğini bilemiyorsunuz. Esenyurt tamamen bitmiş bir vaziyette. Şimdi önceden bakıyorsunuz ailenizi alıp rahat, huzurlu bir şekilde gezebiliyordunuz ama şimdi şu an gezme ortamınız yok. Çünkü bu neden kaynaklanıyor? Burada Müslüman bildiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz olarak ben bunu algılıyorum. Ama illaki içinde çarığı çürüğü de var ama bunların hepsini de ailelerine yansıtmamak lazım. Demin bir arkadaşla konuşmanızda işte dediniz Suriyelilerden de vergi alınıyor. Bence hiçbirinden alınmıyor. Çünkü ne diyeceksin, alınmıyor. Şimdi bakıyorsunuz siz bir dükkan açsanız, bir işletme açsanız hemen belediye olsun, işte vergi dairesi olsun hemen tepenize çöküyor. Çünkü niye? İlla işte vergiye tabi olacaksın. Madem öyle bir onlar Müslüman da biz, çok özür konuşuyorum, kimse üzerine alınmasın. Biz kafir değiliz. İlla ki bizden vergi kesiliyorsa onlardan da alınsın. Biz sürekli çalışır vaziyetteyken onların da sürekli çalışmasını isteriz. Ama bunlar da tabii ki bunu da Allah'ın izniyle her şey çözülecek. Yeri gelecek mesela haksızlığın hepsi meydana çıkacak.
Yani illa bunu bir şey olarak konuşmuyorum. Ben partizan olarak konuşmuyorum. Kesinlikle bu yanlış algılanmasın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Oturumdaki vaatlere baktığım zaman Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri son derece sağlıklı, doyurucu ve akılcı taleplerdi. Yani benim gördüğüm o. Aklıma yatan İmamoğlu'nun söyledikleridir. Peki neler bekliyorsunuz İmamoğlu'ndan? İmamoğlu'ndan çok şey bekliyoruz tabii ki. Yani İmamoğlu varsa umut vardır. İmamoğlu yapacağı projelerle sanıyorum yeni bir nefes aldıracaktır Türkiye'ye. Özellikle İstanbul'a bir nefes aldıracaktır. Öyle düşünüyorum yani. Peki. İmamoğlu. Neden? Bence daha inançlıdır. He? Daha mantıklıdır. Ve daha sağlıklı şeyler verir. Çünkü yeni gelmiş, yeni geliyor yani. Onun için daha verimli olabilir yani. Peki neler bekliyorsunuz İmamoğlu'na? Valla neler, vaatlerin tüm vaatlerini bekliyoruz. İnşallah da yapar. Bir umutluyuz yani. Tabii ki Ekrem İmamoğlu geleceğimiz için çok iyi olur yani. Kendisinin kişiliğini ve karakterini de çok sevdiğim için ön planda tutuyorum. Hayırlısı olmasını temin ediyorum yani. Peki neden oy vereceksiniz Ekrem İmamoğlu'na? Çünkü fikirleri ve bizim için, biz gençler için yapacağı sistem, güzellikler, burs olsun, her şey olsun kulağa hoş geliyor. Bu da mantıklı geldiği için, çok karakterli bir insan olduğu için de tercih ediyorum kendisini. Ekrem İmamoğlu'nun tabii ki. Neden? Vallahi adam dürüst, gerçekçi bir adam. Yıllarını vermiş bir yıldırım var. Ya adamlara bir şeyler soruyor, adam diyor ki bilmiyorum, haberim yoktu, okumadım. Ya sen yılların deneyimli bir adamsın, nasıl bilmezsin, nasıl okumazsın? Sayıştay raporunu diyor ki yalan, ondan sonra adam çıkarıp gösteriyor hepsini. Bu sefer diyor ya ben okumamıştım. Ya kardeşim bu gitsin emekli. Ben 65 yaşındayım, o da 70'e yakındır. Zaten 70 yaşında olan bir adamı biliyorsun, bir şey yaptığı zaman noterden git diyor, şey al gel. Şimdi Yıldırım gitsin evinde güzel, zaten demişti o, eleğimi eledim, serdim tavanı. Gitsin güzelce emekliliğin tadını çıkarsın, bıraksın gençlere ya. Biz de artık daha gençlere bırakıyoruz her şeyi. Peki İmamoğlu'nda neler bekliyorsunuz? Hangi vaatleri hoşunuzda? Valla vaatleri, ya indirimler var. Bir de bu israf var ya, israfı önlesin yeterdir. İsrafı önlerse İstanbul'un herkese, o israfın parası herkese yeter. Şey yapar. Peki Ekrem İmamoğlu. Neden peki? CHP'liyim. Başka? Seviyorum. Ha. Değişim istiyorum. Artık bir şeylerin düzelmesini istiyorum. Eğitimin düzelmesini istiyorum. Yaşadığımız sorunlardan çözümler istiyoruz birçok alanda. Engelliler var, engelli arkadaşlarım var. Onların daha iyi şartlarda olmasını istiyorum. Onların farkının olduğunu, fark edilmesini ve onların doğrultusunda gerçekten bir şeyler yapılmasını istiyorum. Ben bu zamana kadar zaten Binali Yıldırım'ın verdiği bütün vaatleri, evet, Recep Tayyip Erdoğan da olmak üzere verdiği bütün vaatleri yaptığı için hani onlar vaatleri aslında baksam da hani diyorum zaten yaparlar. Çünkü vermediği vaatleri bile yaptılar adamlar. Metroydu, metrobüstü, Marmara'ydı, türbanlara karşı gösterdiği saygı. Ama CHP'nin eski zamanını da biliyoruz. Şimdi çok bir şey değişecek gibi değil zaten. 7'sinde neyse 70'inde de o derler. Zamanında türbanlıyken ben okula giremiyordum. Şu anda türbanlı kardeşlerim okula giriyor. Benim annem çarşaflı, abimin yemin törenine gittiğinde çarşafını zorla çıkarttırdılar içeri girerken. Şu anda çarşaflı her yere girilebiliyor. Zorla çıkarttırılmıyor. Kapalı açık gibi birbirine saygısı var. Kürt'ün Türk'e saygısı var. Önceden Kürtler sokaklarda Kürtçe konuştuğu zaman direkt polis karakoluna alınıyordu. Ama şu anda bizim Kürt kardeşlerimiz bile sırf HDP Kürt partisi diye ona oy veriyorlar. Halbuki sadece Kürt'ü Türk'ü birbirine düşürme çabası CHP ve HDP'nin yapmak istediği. O yüzden ben diyorum, ben her zaman diyorum, ben AK Partiliydim. Oldu bitti, hala öyleyim. Ben partiye değil şahısa oy veriyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyorum. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'yi bıraksın, CHP'ye gitsin, ben CHP'ye oy veririm. Çünkü adam verdiği bütün sözleri tutuyor. Her zaman da Müslüman, yani diyorlar ki Müslümanlığı kullanıyor, Kur'an-ı Kerim'i kullanıyor. Öyle bir şey yok. Adam her şeyin arkasında duruyor. Yani boşuna kimse de yani birbirini yiyemesin. Hangi vaatlere? Ekrem İmamoğlu daha iyi geliyor. Niye sorarsanız, çünkü her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. İşte dediğim gibi İstanbul için hayırlısı, neyse olsun. Ekrem İmamoğlu bizim için daha hayırlı, biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'na neler bekliyorsunuz? Valla hizmet bekliyoruz adamdan. Adam hizmetini de yapıyor zaten, icraatını zaten gördük zaten. Adam mazbatasını aldı kaç güne, bir sürü indirimler falan yaptı zaten.
Adam yani hizmet yapıyor yani. Ben şahsen oyumu ona vereceğim yani. Hiç bu zamana kadar oy vermedim ona. Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu'ya oy vereceğim. Peki hangi vaatleri hoşunuza gidiyor? Valla çalışması, hizmeti, her şey hoşumuza gidiyor işte. Yani şöyle, farklılık olması iyi bir şey her zaman. Yani beklentim şu yönde. Esenyurt Meydanı'nın farklı sosyal etkinliklerin yapılmasını istiyoruz. Yani çok boş bir alan olmuş orası. Bir de nüfus kalabalık, onun için ekstra bir şeyler yapılabilir. Yani kütüphane sayısı daha fazla arttırılabilir. Görsel alanda mimari yapıların daha farklı şekiller oluşturulabilir. Onun dışında sinema alanı yapılabilir. Hani etkinlik açısından. Yani bu şekilde genel olarak tabela kısmı daha çok gelişmiş fakat burası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani bu şekilde genel olarak sosyal aktivitelerin daha çok olmasını istiyorum yani. Hani o meydanda hem daha çok kazanacak, esnaf daha çok kazanacak ve daha önce yapılan çadırlar vardı, doğal ürünler falan satılıyordu. Biz ondan memnunduk. İşte haftanın bir günü bu etkinlik tekrar düzenlenebilir, onu kaldırdılar mesela. Onu tekrar kurabilirler. Onun dışında genel olarak böyle. Peki.